Efendim, Doğu Akdeniz'de kararlı mücadelemiz devam ediyor. Mavi Vatan'da mücadelede ne kadar kararlıyız? Peki biz bu kavramı ne kadar iyi biliyoruz? Şimdi bu kavramla ilgili hepimizin hayatına yeni girdiği için Vatan Partisi önemli bir farkındalık projesi yaptı ve il il şimdi yurtla gideceğiz. Bakacağız bu mücadelede, bu projede hangi aşamalarda yer alıyor, neler yapılıyor? Hepsine bir bakalım istiyoruz. Şimdi telefon attığımızda Nevşehir'deyiz. Vatan Partisi Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Sayın Murat Murşil var. Sayın Murşil, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok önemli bir mücadele. Merak ediyoruz. Hangi çalışmaları yapıyorsunuz Nevşehir'de? Vatandaşın ilgisi nedir? Neler anlatıyorsunuz? Şu an Nevşehir'de merkez tarih bütün ilçelerdeki çalışmaları sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Merkeze daha kapsamlı gireceğiz çünkü dosyalarımızla gideceğiz. İlçelerimizde vatandaşları tek tek ziyaret ediyoruz. Onları bu konu hakkında bilgilendiriyoruz. Bilgisi olmayan arkadaşlarla birlikte bilinçleniyoruz. Afişleri asma konusunda herhangi bir tereddütü yok esnafımızın. Severek asıyor çünkü konu ülkenin mantığı olunca onlar da taşın altına ellerini mutlaka koyuyorlar. Yalnız biz esnafı ziyaret ederken uygun olduğu vakitleri ayarlamamız gerekiyor çünkü sohbet edeceğiz ve Mavi Vatan'ı anlatacağız kendilerine. Bunu denk getiriyoruz, değerliyoruz. Mavi Vatan mevzusunu kendileriyle konuştuktan sonra topluma ve vatandaşa bunu anlatabilecek bilince kendilerinin gelmesini sağlıyoruz. Bakış açısı nasıl? İlgisi nasıl? Vatandaşın çok, çok yani kısa afişi bırakıp ayrılmıyoruz mekanlardan. Afişi biz kendileri de bitirik merdere kasıyoruz. Oradan geçen, soran insanları bu konu hakkında bilgilendiriyoruz. Toplumumuzun bu konu hakkında çok duyarlı olduğu açıkça ortada. Önümüzdeki haftaki yapacağımız çalışmalarda da Temmuz ve Haziran ayında biliyorsunuz TİSK'in ve TÜSİAD'ın hükümet aracılığıyla sendikalara dayatmış olduğu kıdem tazminatı ve belirli süreli sözleşmesi dayatmasında sendikalarla birlikte omuz omuza mücadele verdik. Onları ziyaret ettik. Katkılarımızı sunmuştuk. Tekrar şimdi sendikaları ziyaret edeceğiz. Sendikalara üyelerine bu konu hakkında bilgi vermeleri, eğitim toplantıları yapmalarını talep edeceğiz. Dosyalar sunacağız. Ve ayrıca sendikalara toplu olarak bu afişlerden bırakarak üyesi oldukları iş yerlerini atmalarını talep edeceğiz. Bunun dışında da ayrıca esnaf odalarını ziyaret edeceğiz. Şurada şurada. Bu oda yönetimlerinden de afişin basılması, esnafa dağıtılması konusunda yardım verebileceğiz kendilerine. Bu uygun gelirli davranışmasıysa atılması konusunda da esnafı tekrar tekrar ziyaret edeceğiz. Peki şunu da merak ediyoruz. Bu aşamada bu kavramı duymayan var mı? Alalım. Bu kavramı, Mavi Vatan kavramını duymayanlar var mı vatandaşlarımızda? İlk kez karşılaşan nedir diyenler oldu mu? Esnafla yaptığımız çalışmada nedir diye soran olmadı. Evet, peki ben tam alamıyorum zaten şu anda sesinizi. Sanırım bir Esnafla bağlantıda yaptığımız sorun var. çalışmada nedir diye soran olmadı. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi Teşekkür ederim. Sağ çalışmalar diyoruz Sayın olun. Sağ Mursi. olun. İyi yayınlar Peki, diliyorum. sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Eskişehir'e gidelim. Eskişehir'de Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Sayın Mustafa Erdönmez telefon attığımızda. Sayın Erdönmez, hoş geldiniz Haber 16'ya efendim. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Eskişehir'de mavi vatanımızı ve vatanımıza olan bağlılığımızı, milletçe ve devletçe bağlılığımızı hissettirmek, bu konuda kararlılığımızı, duygudaşlığımızı, farkındalığımızı vurgulamak amacıyla esnaflarımızı ziyaret ettik. Mavi Vatan afişlerimizi vitrinlere astık beraberce. Evet. Peki Buradan vatandaşların ilgisi? Buyurun dinliyoruz efendim. derdi vatan olan yüreği vatanımız ve mavi vatanımız için çarpan vatanseverlerimize ve Mehmetçiğimize saygı, sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Evet.
Peki vatandaşlarımızın ilgisi nasıl sokakta? Bu afişleri gördüğünde Mavi Vatan kavramını biliyorlar mı? İlk kez Mavi karşılaşanlar Vatan, var evet. mı? Mavi Vatan kavramını partimiz vasıtasıyla tanıdıklarını gördük. Bu çok memnuniyet vericiydi. Evet. Peki ortak bir anlayış var mı? Hangi partiden olursa olsun farklı görüşteki insanların Mavi Vatan kavramı etrafında toplandığını söyleyebilir misiniz bugüne kadar yansıyanlarla birlikte? Evet. Bu konuda milletimizin duyarlılığı son derece yerinde ve Mehmetçiğimize karşı bir bağlanma ve güç verme kararlılığını gördük. Peki ilgisini görüyor musunuz? Yani şunu merak ediyorum aslında. Öğrenmek istediğim sizden şudur Sayın Erdönmez. Şimdi Karadeniz'de gaz bulundu. Doğu Akdeniz'de bir mücadele veriyoruz. Haklılığımızı ispatlamaya çalışıyoruz. Denizle ilgileniyor mu vatandaşlarımız? Her şeyin farkında mı bu mücadelenin özellikle? Tabii ki farkındalar. Bilhassa Karadeniz'de bulunan doğalgaz yataklarından sonra Akdeniz'de de buna benzer doğalgaz ve işte karbon yakıtları üzerine doğal kaynakların bulunacağı hissi yaygın. Bu konuda bir tereddüt yok. Milletimiz bunun farkında. İşte Yunanistan'ın kışkırtılması, başta ABD emperyalizmi olmak üzere Atlantik güçlerinin, Fransa'nın, İsrail'in, Güney Kıbrıs Rumce kesiminin oralarda tatbikat yapması, Yunanistan'ı üzerimize kışkırtması milletimizce farkındalık, farkında milletimiz bu işlerin farkında bir kararlılık gösteriyor. Evet, peki Sayın Erdönmez teşekkür ediyoruz katıldığınız için Haber 16'ya. Ben teşekkür ediyorum. Şunu da vurgulayayım. Esnaflarımızın başta genel başkanımız olmak üzere partimize ve önderlerimize selamlarını iletiyorum buradan. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Musa Kanal aracılığıyla efendim bütün vatandaşlarımıza Eskişehir'e selamlar. Hemen Denizli'ye gidelim sevgili izleyiciler. Vatan Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Mehmet Çobanoğlu bizlerle birlikte. Sayın Çobanoğlu hoş geldiniz Haber 16'ya. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir proje imza atıldı. Peki Mavi Vatan'la ilgili topluma ne anlatıyorsunuz şu anda? Sesiniz gelmedi. Kesildi. Sayın Çobanoğlu şu anda geliyor mu? Evet şu anda geliyor. Nasıl gidiyor çalışmalar? Topluma ne anlatıyorsunuz şu anda Denizli'de? Öğrenebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Denizli'de partimiz olarak çok heyecanlıyız. Çünkü bu Mavi Vatan süreci, Mavi Vatan mücadelesi tüm vatandaşlarımızı birleştirdi. Tüm milletimizi birleştirdi. O anlamda çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Tüm esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Derneklerimizi, sendikalarımızı ziyaret ediyoruz. Mavi Vatan kavramının ne anlama geldiğini, Mavi Vatan sürecinin neresinde olduğumuzu vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Ve çok olumlu tepkiler alıyoruz. Şunu kesin gözlüyoruz. Milletimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin Mavi Vatan konusunda Mehmetçiğimize ve devletimize sonsuz bir güven atıyor. Güveniyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı, sorun yok. Gayet güzel gidiyor. Mavi Vatan kavramında toplumumuzun büyük bir kesimi de hemen hemen kavramı. Bu konuda sorun yok. Biliyorlar. Zaten biz vardığımızda Mavi Vatan afişlerimizi görünce çok mutlu oluyorlar. İsteyerek, severek herkes camlarına asıyor. Etrafımız bu konuda bizim tabamıza Vatan Partisi'nin bir tabasından dolayı Vatan Partisi'ne karşı gerçekten büyük bir sevgi var. Büyük bir ciddiyetle Vatan Partisi'nin bu işlerine üzerine gitmesinden esnafımız, vatandaşlarımız çok memnun. Ve şunu da kesinlikle söyleyeyim size, benim gözlemimdir bu. Çok vatandaşlarımızla görüştük. Evet, Türkiye bir vatan savaşı veriyor. Ciddi bir vatan savaşı veriyor. Ve halkımız da bu vatan savaşında
karşımızda esas düşmanın Amerika olduğunu çok iyi biliyor. Çok iyi kavramış. Ve o zaman, ama bütün yaşananları. Bu Amerika ile yapılacak bir savaşın da öyle bölük pörçük olmayacağını, bu savaşın mutlaka iş cephenin çok güçlü tutularak AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi, Vatan Partisi mutlaka hep birlikte iş cephemizin çok sağlam tutularak kazanılacağını biliyorlar. Ve şu çok dikkatimi çekti. Vatan Partisi'nin bu mücadelenin merkezinde olduğunu vatandaşımız çok iyi kavruyor. Çünkü Vatan Partisi'nden başka bu konuda çözüm üreten, bakın genel başkanımız biliyorsunuz 2 gün önce 9 maddelik bir çözüm önerisini üretti. Bu konuda Vatan Partisi'nden başka çözüm üreten bir kuvvet parti göremiyor. İktidarın çabalarını evet destekliyor vatandaşımız ama bu çabaların yanında mutlaka Vatan Partisi'nin olması gerektiği konusunda vatandaşlarımıza gerçekten önemli bir talep var. Evet. Bu mücadelede Vatan Partisi mutlaka olması gerektiği konusunda vatandaşlarımızdan böyle bir talep gözlemledik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Denizli'ye selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Tabii esnaf çok önemli, sokak çok önemli. Evet. Ne güzel şeyler söylediniz yayınımızda. Herkesin bu kadar duyarlı olması bizim için çok önemli. Mavi Vatan'ı herkesin öğrenmesi, bu kavramı benimsemesini istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun. Şimdi Edirne'ye gidiyoruz sevgili izleyiciler. Hem Yunanistan'a hem de Bulgaristan'a sınır olan bir şehrimize gidiyoruz. Edirne'deyiz. Edirne'de Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Sayın Hasan Ateş. Telefon attığımızda. Sayın Ateş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın. Evet, Edirne. Aslında birçok şeyde tanıklık eden bölgedeyiz. Nasıl takip ediyor Edirneliler tüm bu yaşananları öncelikle? Şimdi yaptığımız çalışmalarda büyük ilgi gördük. Evet. Şimdi yaptığımız çalışmalarda halkın ilgisi büyük oldu. Hemen hemen her yerde afişlerimiz açıldı. Sayın Ateş, çok rica ediyoruz. Televizyonunuzun sesini kısmanız gerekiyor. Çünkü yayına geliyor sesimiz ve siz bizi geç anlıyorsunuz. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız lütfen? Tamam. Peki, bekliyoruz biz sizi. Edirne'deyiz sevgili izleyiciler. Edirne tabii ki çok yakından takip ediyor. Tüm illerimiz yakından takip ediyor ama Edirne'de oldukça önemli bir bölge. Evet, neler söyleyeceksiniz? Devam edin lütfen. Kıstınız mı sesini televizyonun? Şimdi bugün Mavi Vatan'ı savunmak ön cephemizdir. Yani bugün biz emperyalizmle karşı karşıya geldik Mavi Vatan konusunda. Vatan bir bütündür. Yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle, hava ve deniziyle, karasıyla bir bütün olduğu için de hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa vardı. Biz bu mücadeleyi veriyoruz ve halkımızı gezerken de çok olumlu tepkiler aldık. Yani vatan derdi olan herkes bu mücadeleye destek veriyor ve seviniyor. Tabii bazıları da yani buna karşı olan çok az da olsa bazı kişiler çıkıyor. Tabii ki olacaktır ama şöyle Doğu Akdeniz'de yaşananları yakından takip ediyorlar mı? Ya da şunu soralım, önemli bir bölgede tabii ki Mavi Vatan'ı yeterince tanıyorlar mı? İlk kez duyanlar var mı? Sokağın özellikle sokağın tepkisi önemli. Bu açıdan... Yok, yani bu kavramı, Mavi Vatan kavramını biliyorlar. İlk defa duymuyorlar. Böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok önemli dediler ama biz şunu da sordular. Biz kendimizi tanıtmadık Vatan Partisi adına önce bazı yerleri gezerken. Bu mücadeleyi ne adına yürütüyorsunuz? Bunun maddi kaynaklarını kim karşılıyor? Biz vatan mücadelesi için bunu veriyoruz. Biz Vatan Partisi'yiz dedik. Ve çok sevinen oldu, destek veren oldu. Bize bir ihtiyacınız var mı diyenler de oldu. Bu nedenle biz de mutlu olduk parti olarak. Ne güzel. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ateş, iyi ki katıldınız Haber 16. İyi çalışmalar diliyoruz ve Edirne'ye selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Şimdi Kayseri'ye gidiyoruz. Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Sayın Eyüp Selahattin Karakuş bizlerle. Karakaş düzeltiyorum. Sayın Karakaş hoş geldiniz Haber 16 efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
Sesimi alabiliyor musunuz efendim? Evet, duyuyorum. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi çalışmalar devam ediyoruz. Hı-hı. Çünkü önemli. Bizim için kara vatan neyse mavi vatan da o. İkisini de korumamız, kollamamız lazım. Kararlılığı vatandaşlarımızda da görüyoruz. Bazı bilgi eksiklikleri var. Onları da gidermeye çalışıyoruz. Mesela mavi vatanın ne olduğu konusunda daha geniş bilgiler veriyoruz. Çünkü bazı vatandaşlarımız sadece kara sular olarak, altı kara sular olarak biliyor. O bilgiyi düzeltiyoruz. Mavi vatan deyince tabii kıta sahanlığının, münhasır ekonomik bölgenin de mavi vatanımız içinde olduğunu anlatıyoruz. Ve bir de önemli ve nereden tehdit ediyor onları anlatıyoruz. Yani burada çünkü yine bazı vatandaşlarımız sadece işte oradan çıkacak doğal gaz olarak görüyorlar. Halbuki münhasır ekonomik bölge olduğu zaman oradaki canlı cansız bütün değerler Türkiye'ye ait olacak ve aittir de zaten onu anlatıyoruz. Yani önce tarifini veriyoruz, sonra önemini anlatıyoruz. Daha sonra da tehdit nereden geliyor onu anlatıyoruz. Tabii bu çok önemli, tehditin nereden geldiğini bilmek lazım. Çünkü sadece sanki Yunanistan bize karşıymış gibi bir izlenim yaratılıyor. Halbuki Yunanistan'ın arkasında da, Ansan'ın arkasında da İsrail ve Amerika'nın olduğunu ve esas büyük tehditin de Amerika'dan kaynaklandığını anlatmaya çalışıyoruz. Ve sadece mavi vatana yönelik bir tehdit olmadığını Amerika'nın, kara vatanımıza yönelik bir tehdit olduğunda vatandaşlarımıza anlatıyoruz ve büyük ilgi görüyoruz. Bu arada Vatan Partisi'ne de gerçekten artan bir ilgiyi gördük. Hemen kimse kimle konuşsak bize saygılı davrandı ve söylediklerimizi hem bilgi vermekten hem de onlardaki bu kararlılığı görmekten dolayı mutlu olduk. Aslında bu güzel kampanya, proje amacına ulaşıyor. Bizim de Vatan Partisi olarak yapmak istediğimiz tabii ki farkındalık yaratmaktı. Ve insanlara mavi vatanın, bu kavramın ne olduğunu iyiden iyiye, tüm özellikleriyle önemini anlatmaya çalışmaktı. Bu arzumuz ve isteğimiz yerine geliyor şu anda. Peki farklı diyaloglar yaşıyor musunuz? İlk kez karşılaşanlar ya da hiç bilmeyenler de? Hiç bilmeyen yok tabii. Hepsi mavi vatan kavramından haberdarlar. Fakat belki bir bazıları konunun ciddiyetini tam anlamamış olabilirler. Yani o da çok az bir kesim. Onlara da biz anlatıyoruz konunun önemini. Ve onlar da sahip çıkmaya hazırlar. Zaten Kayseri halkı vatansever bir halktır ve kara vatanını nasıl savunduysa, koruduysa mavi vatanını da bu şekilde savunup koruyacaktır. Buna inanıyoruz. Konuşmalardan da bu izlenimi alıyoruz zaten. Çünkü bugüne kadar vatan deyince hep sanki toprak düşünülüyordu. Halbuki şimdi anlaşıldı artık ki mavi vatan, denizler, onlar da bizim vatanımız. Onlar için de şehitler verir. O kararlılığı gördük biz. Güzel. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karakaş. İyi ki katıldınız Haber 16. İyi çalışmalar diliyoruz. Kayseri'ye selamlar ve sevgiler. Sevgili izleyiciler de şimdi de. Hoşça kalın. Sağ olun efendim. Hatay'a gidelim. Hatay'da Vatan Partisi İl Başkanı bizlerle birlikte Sayın Yunus Özgür Yıldırım. Sayın Yıldırım Haber 16'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nasıl Hatay? İlgi nasıl? Sokak nasıl? Nabzı nedir? Anlatın bize. Evet. Hatay tabii ki Doğu Akdeniz şehri. Bizim için bir adım daha önde mavi vatan meselesi. O bakımdan Hatay'daki vatandaşlarımızın duyarlılığını görüyoruz yaptığımız çalışmalarda. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Mavi vatan konusuna hiç yabancı değil Hataylılar. Takip ettiklerini, izlediklerini görüyoruz yaptığımız sohbetlerde, konuşmalarda. Tabii bazı önemli noktalara vurgular yapıyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatini çekiyoruz mavi vatan konusunda. Özellikle tehditin nereden geldiğini vurgulamak noktasında, donanmamızın yaptığı faaliyetleri anlatmak noktasında da güzel gidiyor çalışmalar. Esnafımızın, vatandaşımızın tepkisi gayet güzel. Bir gururla, mutlulukla afişleri asıyorlar camlarına. Bu da bizi mutlu ediyor.
bizim Doğu Akdeniz şehri olmamız açısından da vatandaşımızın duyarlı olması beklenen bir şeydi zaten. O bakımdan bizi mutlu eden bir çalışma yürütüyoruz. Noktasına değinmek istiyorum. Şimdi evet, Yunanistan'ı konuşuyoruz. En çok konuştuğumuz ülkelerin başına Yunanistan geliyor. Tehdidin nereden geldiğini, yani bu Yunanistan'ın arkasında diğer ülkelere baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu ve İsrail'in olduğunu biliyorlar mı, farkındalar mı, yoksa biraz daha anlatmak mı gerekiyor? Büyük çoğunlukla bir farkındalık var bu konuda. Özellikle Yunanistan'a vurgu yaptıktan sonra vatandaşlar da Yunanistan'ın aslında Türkiye'ye diş geçiremeyecek bir ülke olduğunu, denk olmadığımızı biliyorlar, görüyorlar, bunu vurguluyorlar. Arkasından Amerika'nın, Fransa'nın, İsrail'in durduğunu belirtiyorlar, söylüyorlar. Tabii henüz konuda bilgi sahibi olmayan veya tehdidi izlediği yayınlardan henüz doğru anlamayan vatandaşlarımız da var. Bunları da biz gerekli şekilde bilgilendiriyoruz. Bilgilendirdikten sonra da teşekkür ediyorlar ve böyle olduğunu bilmiyorduk. Şimdi daha da iyi kavradık şeklinde tepkiler alıyoruz. Ama genel olarak tehditin Amerika'dan, İsrail'den geldiğine yönelik bir fikir oluşmuş durumda Hatay'da vatandaşlarımız. Peki farklı siyasi görüşe de sahip olsa Mavi Vatan'la ilgili bir birlik gördünüz mü? Evet, böyle bir birliktelik de var. AK Partili olsun, Milliyetçi Hareket Partili olsun, İYİ Partili olsun, Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımız olsun. Büyük çoğunlukla bu Mavi Vatan meselesinde bir birliktelik var. Mavi Vatan'ı savunmamız gerektiğini, Mavi Vatan'da mücadele etmemiz gerektiğini, milletçe beraber olmamız gerektiğini, hangi siyasi görüşten olursa olsun vatandaşlarımız vurguluyor. Tabii eleştirel yaklaşan vatandaşlarımız da var. Ama onlar mesela? Da nihayetinde en sonunda birlikte olursak bu sorunları aşarız şeklinde. Sayın Yıldırım, neyi eleştiriyorlar bu konuda, merak ettik. Genellikle muhalefetin açıklamalarına yönelik bazı eleştiriler geliyor. Yani bu mesele milli meseledir. Hep beraber olmalıyız. Neden muhalefet partileri, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler bu konuda bir milli tavır göstermiyorlar şeklinde eleştiriler var. Ama bunları yaparken de yine de şunu da belirtiyorlar. Onları da kazanmamız lazım, hep beraber olmamız lazım şeklinde değerlendiriyorlar. Evet, aslında iç cephede de bir birlik olması gerektiğini biz de ekranlarımız aracılığıyla ve uzmanlarımız da sürekli anlatıyorlar, söylüyorlar, dile getiriyorlar. Milli evet. Birlik burada çok önemli, bu duruş çok önemli. Vatandaşlarımızın özellikle Hatay'da da bunu bilmesi, farkında olması çok çok önemli. Ama şunu da soracağım, hiç farklı diyaloglarla ya da hiç aklınıza gelmeyen sorularla da karşılaşıyor musunuz? Genellikle Mavi Vatan konusunda bir bilinç var, bir fikir birlikteliği var. Ama tabii zaman zaman işte Rusya ne yapar, İran ne yapar, bu ülkeleri yanımıza çekebilir miyiz şeklinde farklı sorular da geliyor. Ayrıntılı bilgilendirme isteyen vatandaşlarımız da oluyor. Burada ama genel olarak bu konuda bir fikir birlikteliği olduğunu görüyoruz. Evet. En azından soru sormak da önemli. Ne kadar ilgili olduklarını ve neyi merak ettiklerini görüyoruz biz de. Bu da ilgiyi gösteriyor değil mi? Evet, kesinlikle ilgiyi gösteriyor ve şunu da söyleyeyim, vatandaşlar bu çalışmadan dolayı partimize de hem teşekkür ediyorlar hem de diğer partilere de bu çağrıyı yapıyorlar. Her gittiğimiz yerde bunlarla karşılaştık. Şunu söylüyorlar, siz bu çalışmayı yapıyorsunuz, diğer partiler de yapsın. Milleti bu konuda birleştirelim, herkes öğrensin, bilsin Mavi Vatan'ı ve düşmana karşı ortak bir tepki koyalım milletçe. Beraber düşmanın karşısına dikilelim şeklinde bir çağrıları da var. Peki, yarınki programınız nedir, belli mi? Yarınki programımızda aynı şekilde devam ediyoruz. Samandağ ilçemizde, Antakya ilçemizde çalışmalarımız devam edecek. Diğer ilçelerimizde de devam ediyor. Vatandaşlarımızı dolaşmaya, anlatmaya, Mavi Vatan konusunda sorularını cevaplamaya devam edeceğiz. Peki, iyi çalışmalar diliyoruz. Hatay'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hatay'dan da Ulusal Kanal'a sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyoruz.